Fahrettin Koca'ya. Diyor ki evet. her 100 Suriyeli mültecinin 76,9'unun ameliyat olduğu verisi gerçek midir? Şimdi bunun yanıtını bekliyoruz evet biz, ama diğer yandan sağlık hizmetlerini ücretsiz almaları, vergi ödememeleri, devlete getirilen yük, aynı zamanda bir de bizim karşılığında daha az hizmetten yararlanabiliyor oluşumuz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Turan Bey çok güzel bir soru sormuş, yönlendirmiş. İnşallah cevap alabilir. Cevap alabileceğini sanmıyorum açıkçası. Çünkü böyle bir veri paylaşılması demek esasında AK Parti'nin bu projenin ne kadar ileriye gittiğini itiraf etmesi demektir. Ve ne kadar Türkiye'nin bütçesine ne kadar büyük bir yük yarattığını da göz önünde sergilemiş olacak. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi bu verilerin bir kısmı daha da yüksek olabilir. Neden yüksek olabilir? Çünkü vatandaş olmuş Suriyeliler artık Suriyeli geçici koruma statüsünde tedavi görmediği için, Türk vatandaşı gibi tedavi gördüğü için de onlar da zaten sistemden yabancı olarak yararlanıyor esasında, ama Türk vatandaşı gözüküyor. Evet. Yani dolayısıyla bizim gibi mağdur olmuyorlar. Bakın hala Suriyeli oldukları için onlara farklı bir imtiyaz sağlanıyor. Ve en acı tarafı da şu, biz çalışır, vergi ödeyerek bu sistemin finanse ediyoruz. Yani bu sistemin bu şekilde devam edebilmesi, bizim bu kadar haklarımızın yenmesi, bizim 5. sınıf vatandaşlığa düşmemiz, hiçbir şekilde biz kendi yarattığımız imkanlardan sağlıklı bir şekilde yararlanmamamız imkanını biz çalışarak sağlıyoruz. Bakın o kadar acı bir durum ki şu an. O yüzden geldiğimiz noktada bütün siyasi kendi kişisel yani davalarını bir kenara koyup Türkiye'nin en önemli meselesi bu göç meselesidir. Bu göç meselesinde herkes derhal bu konuya tekrar odaklanması lazım. Seçim bitti ama Suriyelilerin veya sığınmacıların yani ülkemize gelen bütün yabancıların ülkemize getirdiği tehdit devam ediyor. Şimdi Suriyelilere niye odaklanıyoruz? Çünkü ailece getirildi bu insanlar. Yani burada resmen hem üreyi demografiyi değiştirmek üzere bir plan devreye girdi. Ama Afganlar, işte Pakistanlılar, bunlar bambaşka bir güvenlik sorunu teşkil ediyor Türkiye'de. Dolayısıyla bunlara da odaklanmamız lazım. Sadece Suriyelilere baktığımız olmaz. Tabii. Aynı zamanda Antalya'ya, Alanya'ya bakmamız gerekiyor. Yarın bu 100 yıl, 100 il projesinde Alanya'yı il olarak ilan ettiğinizde bugün Alanya'nın neredeyse sahibi Ruslar olmuş. Evet. Evet, işin... yani bu yönden de bakmamız lazım işi açıkçası. Tabii sınır yani güvenliği açısından da bakmak gerekiyor. Yine yurttaşlık tabii verilenlere de bakmamız gerekiyor. Bu arada İlay Hanım, size bir bilgi veri gelişi oldu mu? Ne kadar yabancı seçmenin oy kullandığı yönünde hala büyük bir soru işareti olarak kaldı mı bu durum? Şimdi şöyle, bizim yaptığımız kendi çalışmalarımız doğrultusunda, yani Demokrat Parti'nin yaptığı kendi çalışmaları doğrultusunda ve sahada edindiğimiz bilgiler doğrultusunda yaklaşık bu seçimlerde 1,5 milyon civarında insan oy kullandı. Bakın biz bunu 2 aydır söylüyoruz, hükümetlerin en ufak bir itiraz ve yalanlama çıkmadı. Evet. Dolayısıyla biz belki eksik de söylüyoruz, öyle bir durum da var. Yani dolayısıyla bu yabancı seçmen konusu da yerel seçimlerde çok çok daha büyük önem taşıyacaktır. Çünkü yerel seçimlerde biliyorsunuz bir oy bile bir belediyeyi başka bir tarafa tabii kaymasına neden oluyor. Yalova'daki örnek olduğu gibi. Dolayısıyla biz burada yerel seçimlerde yabancıların oy kullanmasını çok büyük bir titizlikle takip etmek zorundayız. Hakim olmamız lazım ve kamuoyu yaratmak zorundayız. Bakın biz resmen burada egemenlik mücadelesi veriyoruz. Ve bunu biz hem hükümet tapu dairesinde devretti, hem de usulsüz bir şekilde Suriyelilere gelen Suriyelilere vatandaşlık vererek yaptı. Suriyeliler Türkiye'de vatandaşlık alamaz. Normalde Suriye savaşına gelen insanlar bir kişi bile vatandaşlık alamaz. Bu sebeptendir ki AK Parti onlara istisna vatandaşlık statüsü veriyor. Ama istisna vatandaşlık statüsüne de uymuyor bu insanlar. Çünkü yatırımcı değiller, olağanüstü ve yetenekli sporcu değiller, edebiyatçı değiller, sanatçı değiller. Yani Türk toplumuna katkı sağlayacak bir yapı yok. Okuma yazmaları çok sınırlı, Türkçe bilmiyorlar, meslekleri yok.
Yani Türkiye ne katabilir bu insanlar? Katamazlar. Dolayısıyla istisna vatandaşlık statüsünde de olamaz bu insanların vatandaşlıkları. Bir de 11 yıldır ülkemize beyan esas kimlikle giriş çıkış yapmışlar. Yani gerçek kimliklerini de bilmiyoruz. Yani evet. Bunları söylerken bile ben hani inanın bana ya o kadar da değil diyesim geliyor söylerken ve inanılacak gibi değil diye hep düşünüyorum söylerken de. Evet. Yani bir hükümet kendi eliyle bu kadar büyük bir demografik tehlike ve bu kadar büyük bir güvenlik zafiyeti nasıl yaşatır toplumuna? Çok yani önemli. Bu çok, gerçekten çok önemli. Çok önemli ve bir milli güvenlik sorunu olduğunu siz hep söylüyordunuz. Peki şunu da sormak istiyorum. İlk dönemlerinde yine ülkemize mülteci akınının başladığı ilk dönemlerde bilim insanlarıyla görüştüğümde ilerleyen süreçte bir gettolaşma sorunu olacağını, örgütlenme sorunu evet. olacağını ve karşı karşıya kalacağımız başka sorunlar da olabileceğini söylüyorlardı. Sizce o sürece geldik mi ya da yaklaştık mı? Şu an o sürecin tam da içindeyiz. Tam da içindeyiz. Çünkü şu an geçen sene İçişleri Bakanı hatırlıyorsunuz 1200 mahalle kapattı. Yabancıların ikamet almasına 1200 mahalle kapattı. İşe yaradı mı? Hayır, işe yaramadı. Çünkü bu sefer kendi aralarındaki açtıkları emlakçılık yapan özellikle Suriyelilerden bahsediyorum. Kendi aralarında evler kiralanmaya başladı. Yani siz bir evden çıktığınız andan itibaren Suriyeli tutarsa Suriyeli o evden çıktığında hemen başka bir Suriyeli'yi ayarlıyor. Yani siz tekrar o eve girmeniz imkansız. Böylece binalar yavaş yavaş onların eline geçmeye başlıyor. Aynı zamanda sitelerde mesela Antalya'da yaşadığımız olaylardan bir tanesi şu. Antalyalılar şunu anlatıyor. Mesela sitelerde diyorlar Ruslar, Ukraynalar ev alıyor. Yavaş yavaş yönetimi ele geçirip yönetimdeki ev sayısını çoğunluğa geçirdikten sonra aidatları yükseltiyorlar ki Türkler orada barınamasın. Evet. Böylece yüksek aidatlarla insanlar o bölgeden, o sitelerden ayrılmak zorunda kalıyor ve evlerini kiraya vermek ya da satmak zorunda kalıyor. Sattığı an hemen Rus ya da Ukrayna alıyor. Bakın bizim yaşadığımız olay tarihte iki kere yaşandı. İki farklı ülkede yaşandı. Birincisinde bu yabancılar gelip ülkemizde yani bir savaş neticesinde Rusların Afganistan'ı işgal etmesiyle birlikte komşu olan ülke Pakistan'a yaklaşık 3 milyon sığınmacı geçti. Ama orada bu sefer Amerika Rusya'ya karşı Afganları kullansın diye Pakistan'da medreselerde resmen terörist yetiştirdi ve bunu finanse etti. Aynı zamanda 1948 yılında İsrail'in Filistin'in tam resmi olarak işgal etmesiyle birlikte bir İsrail devleti kurulmasıyla birlikte İsrail egemenliğini yitirdi. Dolayısıyla biz burada bu tarihi yaşıyoruz esasında. Eş zamanlı bu iki tarihi yaşıyoruz Türkiye'de. Bugün Suriyelilerin unutmayalım ki 2 milyonun yakın üstünde hatta 18 yaş altı çocuğu var. Ve bu çocukların büyük bir kısmı hiç okula gitmiyor. Bakın denetimden uzak hiç okula gitmiyor. Kendi din adamları var, kendi medreseleri var. Bu din adamları Suriye'den gelmiş. Suriyelilere eğitim veriyor. Ne eğitim verdiklerini bilmiyoruz. Kendi ana dilleri Arapça da veriyorlar. Ve bu Arapça da kimse denetlemiyor. Diyanet denetlemiyor. Emniyet denetlemiyor. Bu çocukların beyinlerine ne anlatılıyor bilinmiyor. Yarın azınlık olanlar çoğunluk olacak. Ve çoğunluk olduğunda Türkiye'nin üzerinde çok farklı talepleri olacak. Federal yapı bunlardan bir tanesidir. Bilim değişmesi başka bir tanesidir. Yani bu esasında Türk ulus yapısını paramparça etmekle birlikte bizim milli sınırlarımızın tamamen kaldırmak ve Türklerin resmen ekonomik olarak da demografik olarak da kültürel olarak da çökertilme projesidir bu. Evet. Diğer yandan hükümetin AKP iktidarının Avrupa Birliği ile yapmış olduğu anlaşmalar da kişi başına para anlaşmaları da söz konusu ki bu anlaşmaların ilerleyerek devam edeceği söyleniyor. Bu konuyla ilgili var mı efendim söylemek istediğiniz bir şey? Şimdi tabii ki yani şimdi bakın Türkiye bir otel değil.
bir otel hizmeti veremeyiz biz kimseye. Yani o ülkemizi kiralayamayız kimseye. Biz sonuçta bir yabancı ülkenize geldiğinde iki sebebi olması lazım. Ya döviz bırakmak için ya da ekonomisine katkı sağlaması için. Bugün Suriyeliler ve yabancılar gelen kayıt dışı yabancılar ne ekonomiye katkı sağlıyor ne de kalkınmamıza neden oluyor. Dolayısıyla bunun başka bir amacı olması lazım. Biz Avrupa'nın insan deposu olamayız. Bakın koskoca Türkiye Cumhuriyeti bunu kendine layık göremez. Bir. İkincisi 18 Mart geri kabul anlaşmasında biz gerçekten tarihi bir, çok kaba olacak ama tarihi bir kazık yedik orada. Neden öyle bir kazık yedik? Çünkü orada bize serbest dolaşım vaat edilmişti. Ama mantıklı baktığımızda 18 Mart 2016 yılından önce serbest dolaşımı sağlamayan Avrupa Birliği bize bu 12 milyon yabancı olmadan, 12 milyon yabancı olduğu takdirde serbest dolaşım herhalde verecek hali yok değil mi? Evet. Çünkü bu yabancılar olduğu gibi Avrupa'ya gidecek. Tabii. Şimdi biz Türkler olarak, Türk milleti olarak kendi topraklarımızdan sorumluyuz. Bugün eğer Macaristan ilk tutlayan olduysa bizim artık onlara ne kadar hizmet ettiğimizi ve ne kadar uşak haline geldiğimizi gösteriyor. Bu utanç verici bir şeydir. Yani bu politikadan derhal vazgeçilmesi gerekiyor. Sizin bu pozisyona olduğunuz takdirde biz insanlar ancak kullanır. Siz orada oyun kurucu falan olamazsınız. Oysa Türkiye hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da çok ciddi bir oyun kurucu halinde olması gerekiyor. Ve bu göç politikasından dolayı bizim elimizdeki bütün imtiyazlar elimizden alınıyor. Bakın biz bugün vize alamıyoruz Avrupa'ya gitmek için. Neden? Çünkü hükümetin verdiği vizelerin arkasında Interpol tarafından araştırıldığında çok sıkıntılı yapılar çıkıyor. Evet. Yarın çocuklarımız eğitim için bile yurt dışına gidemiyor. Ve çok, daha gelecekte neler yaşayacağız diye sizinle konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar bu politikadan dönülmeyeceği yönündeymiş gibi görünüyor. Özellikle dün verdiği son mesajlar. Var mı efendim eklemek istediğiniz? Buyurun. Evet, son bir şey söylemek istiyorum. Bakın AK Parti her zaman bir işin içinde çıkamadığı takdirde hemen dini referans veriyor. Bu mesele, kesinlikle bir din meselesi değildir. Bu mesele bir ulusun egemenlik yapısından ibarettir. Hiç bunlar işte din adamlarıdır, işte Müslümandır, bunlar ilgisi yok. Çünkü bu insana zaten bizim camilerimizde bile ibadet etmiyor. Yani biz onları Müslüman görebiliriz ama onlar bizi onların istediği gibi Müslüman görmüyor. Ki olayın kendi zaten dinle de çok da ilgisi olmasa gerek. Ortada bir... Yani tabii. Kesinlikle. Bakın bu bir devlet yapısıdır. Dinle bir ilgisi yoktur. Dine endekslemek Türkiye'ye verebilecek en büyük zararlardan bir tanesidir. Peki. Bunlar dinle hiçbir ilgisi yoktur. Tabii. Sonuçta burada bizim demografik olarak tamamen bir saldırı altında olduğumuzu herkes kabul etmesi gerekiyor. Ve buna göre de etkin bir güvenlik tedbirleri derhal alınması lazım. Biz Libya'dan ne farkımız var? Biz İtalya'dan ne farkımız var? Biz Macaristan'dan ne farkımız var? Onlar sınırlarını koruyabiliyordu. Biz niye korumayla? Çok teşekkür ediyorum Sayın İlay Aksoy. Ben çok teşekkür bizimle ediyorum. Bizimle oldunuz, bilgilendirdiniz ve geleceğe aslında bir ışık da tutmuş oluyorsunuz söylemlerinizde. Bakalım iktidar bu yönde hareket edecek mi diyelim. Çok teşekkürler bir kere.